Şu an zibil sürüşümüz başladı başkanla birlikte. Onu yayına alacağız birazdan. Hakkında, tur hakkında, velodromlar hakkında, yarışlar hakkında, amatör bisiklet kulüpleri hakkında birçok konudan bahsedeceğiz. Daha sonrasında da yine Erol Bey'in jenerasyonundan Ferhun Öğünç Bey ve Ali Rıza Emre Bey'i de dahil edeceğiz sırasıyla yayınlara. Ha, iPad 3, Ali Emre Bey hoş geldiniz. Şimdi gördüm yorumlardan. Sizin isimden çıkaramamıştım. Ali Emre Bey de il temsilcimiz. Bisiklet Federasyonu İstanbul il temsilcisi. O da sağ olsun bu yayın için bir emek sarf etti, bir emek. Tarık hoş geldin. Selamlar Tarık. Öbür taraftan Evren, eğer sen de yayındaysan Hakan dedir, çünkü şu anda Instagram'da ben görmüyorum Erol Bey'i. Ali Emre Bey, Erol Bey yok değil mi şu anda katılımcılar arasında? Yani ben federasyon hesabıyla katılacak diye biliyorum. Şu an katılımcılara baktığımda görmüyorum. Tolga Bey hoş geldiniz. Murat Bey hoş geldiniz. Yorumları birazdan kapatacağım arkadaşlar canlı yayına başlattığımızda. Evet, Hakan yazdı. Şimdi başkan girmemiş henüz. O zaman isterseniz Ali Bey'le bir başlangıç yapalım vakit kaybetmemek adına. Ben Ali Bey'i davet ediyorum şimdi yayına. Erol Bey bağlanana kadar Kübra'nın hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Burada olmanız bizim için gerçekten çok önemli. Ayrı bir heyecan duyuyoruz yayında. Tuna Bey hoş geldiniz. Tarık Bey, Evren Bey, Berk. Bu arada Kübra'nın eşim oluyor. O yüzden ekstra bir parantez açıyorum. Murat Bey hoş geldiniz. Berk hoş geldin. Evet, şu anda bir önceki bağlantılardan da gelmeyenler var. Poyraz, hoş geldin. Tarık, hoş geldin. Evet, tekrar. İkinci sefer diyorum galiba. Bu arada YouTube'da da şu anda canlı yayınımız devam ediyor arkadaşlar. Hani Instagram'da da yayınımız var. Aynı anda YouTube'da da var. YouTube canlı yayınımızda da hani takımımızı desteklemek adına hem de ileride atacağımız videoları da görmek adına üye olursanız çok seviniriz. Takip ederseniz bizleri. Biliyorsunuz hani artık her şey takipçi sayısıyla ölçülüyor günümüz sosyal medyasında. Benim hesabım var deyince kaç takipçim var diye ikinci soru geliyor. YouTube'da bu arada Zivip de yayını var şu anda devam ediyor.
Biz burayla orayı bağlayacağız ama henüz bağlantı kuramadık. Çünkü Erol Bey henüz girmemiş yayına. Ali Bey de henüz gelmedi. Onlar bisiklet sürerken bir yandan da biz bisiklet gündemi üzerine selamlar Mete abi. Bisiklet gündemi üzerine velodrom olsun, yarışlar olsun, Türkiye'de bisikletin geleceği, amatör kulüpler, birçok konuyu konuşacağız. Evet. Ali Bey de geldi. İsmet hoş geldin. Evet. Ali Bey ben Muharrem hoş geldin. Gelene kadar bağlıyorum. O zamana kadar yorumları kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Merhabalar Ali Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Biraz... Sizleri sormalı. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Dün sürüşünüze de katıldım ben. Öyle mi? Gayet keyifliydi, evet. Birkaç arkadaşla da bayağı çekişmeli oldu yani. Bisiklet sporu bu. Rüzgarla bile adale etmeniz gerekiyor yeri geldiğinde. Ya bizim çok başımıza geliyor. Beni kandırıyorlar. Diyorlar ki ben diyorum çok kötüyüm şu an, korkusuzum. Basacaksanız gelmeyeyim diyorum. Yok diyorlar, Kaynarca'ya kadar hiç boş pedal çevireceğiz. Yani maksimum Maltepe'ye kadar dayanıyor arkadaşlar. Maltepe'den sonra o biraz bir teker boyu, o iki teker boyu, o üç teker boyu derken bir bakıyoruz sprint yarışına girmişler. Çok yaşanıyor. Bisiklette adrenalin herhalde o bacaklar fazla bir gaz veriyor. Ama bu da keyif katıyor spora gerçekten. Şimdi evet, şimdi tabii ki gerçek hayatta bisiklet yaptık yıllardır. 40-44 yıla yakındır ben bisikletçilik yapıyorum. Hala da devam ediyorum. Aslında bisikletçiliği sonsuz bir spor olarak, sonsuz bir etkinlik olarak görmek lazım. Aynen, evet. Şöyle ki, nasıl bisikletin tekeri ve pedalı sonsuza dek dönebiliyorsa çevirdiğiniz sürece, değil mi? Siz de ömrünüz yettiği sürece bu sonsuzluğun bir parçası haline gelebiliyorsunuz. Kesinlikle. Dolayısıyla yani felsefesi bisikletin bana göre o. Fakat illaki sporcu olarak değil, bunun yanında organizatör olarak şu anda sizin yaptığınız gibi bir yandan sporcu, bir yandan senin de bu çalışmaları sürdürüyorsunuz, sürdürüyoruz. Evet. Biz de geçmişte Sayın Erol Başkanımızla beraber, Ferron abiyle de beraber aynı dönemlerde bisikletçilik yaptık. Tabii ben onların birazcık son dönemlerine yetişir gibi oldum. Tabii çok daha parlak, güzel süreçler yaşadılar. Hı hı. Dolayısıyla şimdi günümüz artık o bizim dönemimize ben maden devri diyorum. Çünkü metallerle biz yarışıyorduk. Metal bisikletlerimiz vardı. Gerçi şimdi de alüminyum var ama evet. İleri bir teknoloji alüminyum bu. Geriye dönüş olur mu? Biraz zor görünüyor. Çünkü nanoteknoloji, yeni buluşlar, yeni bilgi teknolojilerinin bisiklete ve etkisi ve bağdaşması çok enteresan. Birçok evet. Disiplinler var bunun içerisinde. Haritacılık var, bilgi işlem, bilgisayar mühendisliği vesaire derken hepsi birbirine bağdaştıran bir bütün haline geliyor. Şimdi sanal ortamda bu olayın içerisine tabii girildi. Sizler yapıyorsunuz. Sizden önce de Pelotonist bisiklet grubuyla Volkan Kurdoğlu'nun başlattığı ve Pelotonist'in başlattığı bir süreç içerisine dahil olduk. Onlara destekledik bu anlamda. Daha yaygın kitlelere, geniş kitlelere yayılması adına. Şimdi sizle devam ediyoruz. Amacımız bunu hem kulüplere entegrasyon ortamdaki, bisiklet ortamındaki IT teknolojilerini kullanma anlamında. Dolayısıyla sizin biraz önce bahsettiğiniz gerçek yaşamı sanki bu ekranda görüyoruz. Ve ekranda size sürükleyip götürüyor. Evet, evet kesinlikle. Şimdi biz de dahil olduk bu sürece. Bizle beraber bazı teşvik
ettiğimiz arkadaşlarımız da oldu. Onlar da ya diyorlar abi, genç biraz arkadaşlar fakat pek düşünmemişler bu sistemi kullanmayı. Ya 10 dakika diyor sabredemiyordum televizyonun karşısında, film seyrediyorum falan, 10-15 dakika 20 dakikada yoruluyordum. Şimdi bir saat, bir buçuk saat yarışıyoruz, bisiklete biniyoruz. Ne zaman bittiğini anlamıyoruz diyorlar. Çok güzel. Bu güzel bir şey tabii ki. Evet, kesinlikle. Bu arada biz Velocity 216 olarak aslında Zwift daha yeni palazlandı. Zwift bu kadar popüler değildi. Zwift'te ilk ben iletişime geçmiştim. Hani böyle böyle biz Türkiye'de kışın düzenli antrenman yapmak istiyoruz. Sizin de böyle bir olanağınız var. Biz her hafta düzenli antrenmanlarımızı Zwift'te yapalım diye. Ve bize bir özel sürüş açmışlardı. Yani şimdiki meetup'lar gibi değil de gerçekten bizim onların takviminde bir günümüz oluyordu. İlk iki hafta yarış olarak organize etmiştik. İsmim de işte Venüs 216 Wednesday, yani çarşamba yarışları demiştik. Böyle akşam saat 20'de başlıyordu. 21.30'a kadar 1,5 saat yarış. Tabii yarışlar şey oldu biraz. Organize etmesi, kopuyorlar derecelere falan filan, böyle biraz karıştı ortalık. Dedik ki biz bunu grup sürüşüne çevirelim. Ondan sonra her hafta grup sürüşü şeklinde yapmaya başladık. Onu bir sene devam ettirdik. Ertesi sene de çok süreklilik olmadı. Devam ettirdik ama işte özel hayatlar bizim biraz. Ev, çoluk, çocuk falan derken biraz o Zwift şeyleri geri planda kalmıştı. Bu sene baktık peritonistle başladı bu işe. Dedik biz de bu sene yapalım. Hem sürüşü takım içinde yaygınlaştı. Teknolojileri kullanarak sürmeye başlasınlar. Bu arada bir haber daha geldi. Ali Bey bana bir yandan da yazıyorlar. Başkan hazırmış galiba. Tamam. Yayına alalım müsaadenizle. Eğer onun da şeyi varsa şu an. Tabii başkanımızı da alalım lütfen. Tamam. Ben şimdi sonlandırıyorum. Size tekrar görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. İyi sürüşler. Görüşmek üzere. Herkese selamlar. Tüm izleyenlere, arkadaşlara selamlar, sevgiler. Evet, bekleniyor diyor, bağlanıyor. Evet, başkanım hoş geldiniz. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz Erol. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Geçmiş olsun. Evet, şimdi daha güzel. Biraz daha kamerayı eğilirseniz hatta daha da güzel olacak. Gözleriniz çünkü kaçıyor bazen. Biraz daha eğin. Öyle evet, mi? Şimdi fena değil, evet. Evet, tamam. Şu an iyisiniz, evet. Sürüş tamam. Nasıl gidiyor? Vallahi çok güzel. Bu arada ben Fatih... Başladım bu sene bunlar. Erol abi diyorum. Erol abi. Tabii, buyurun. Estağfurullah. Ne zaman, ne derseniz hiç önemli değil. Önemli değil. Estağfurullah. Tamam, benim ismim Fatih. Tamam, buyurun Fatih. Evet. Kendimi tanıtayım size öncelikle. Belki daha önce Hakan da Evren'le Ali Bey üzerinden iletişim kurmuşsunuzdur. Evet. Daha iyi oldu. Kamera iyi oldu. Evet. Fatih'im az önce Hakan sizden evet. Bahsetti. Az önce bahsetti. Sizle konuştuk. Evet. Evet. Buyurun. Türkcell'de Hakan dediniz. Da bana yazdı. Hazır mısınız? Ben de sizi daha yakın. Türkcell'le yazılımla uğraşıyoruz. Bir yandan da işte bisiklet sporuyla uğraşıyoruz. 2015 güzel, yılında 3-4 arkadaş Velodrom'da kurduk takımı Velocity 216'yı. O yıldan beri de bugün bu yıl 5. yılımızı tamamlıyoruz artık. 5 yıldır hem kendimize hem de evinin çoluk çocuğa karışınca artık daha çok gençlere yatırım yapmaya başladık. Kendimiz çok yarıştırıyoruz. Onları göndermeye çalışıyoruz. ama şimdi şöyle yarış koşacaksınız. Yaşlarsınız yani öyle. Yani kendimiz değil, hemen kenara çekilmeyin. Yani o öyle, bizim, bize bisikletin yaşı yok biliyorsunuz.
Kesinlikle öyle. Şimdi ilk birkaç sene biz böyle bir hayat kurma mücadelesini kaçırdık ama bundan sonrası öyle olmayacak. Ben önümüzdeki senelerde katılmayı düşünüyorum. Çok iyi olur. Yaşınız kaç? İş, ev... Benim yaş 35. Bir şey değil, normal. Normal kişi şöyle 38 yaşında. Az önce Ali Bey'le de görüşüyordunuz. 38 yaşında Fransa turnu kazanan sporcular var. Kesinlikle. Onun için doğru. Yani yaş çok şey değil. Bizim evet, zaten evet. Bisikletin yaşı yok biliyorsunuz. Yani 7'den 70'e her yaşta yapılabilecek bir spor. Bugün bir abimizin, bizden 3 dönem önceki bir abimizin de yaş günü. 85'in yaşını kutluyor. Ve bisikletin üzerinde hala. Evet. Ben izleyicileri kısaca sizi aslında tanıtmak istiyorum. Erol Bey. Erol Küçük Bakırcı Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanımız arkadaşı. Kendisi 2 olimpiyat 3 Akdeniz oyunlarında yarışmış. 12 yıllık bisiklet spor profesyonel spor hayatında 105 uluslararası gençlik 17 Türkiye şampiyonu sığdırmış. Ve sayısız da bölgeler arası birincilik var. Hala da velodromda 4 kilometre rekoru kendisine ait. Onu da buradan öğrenmiş oluyoruz. Onları tek tek ayrıca konuşacağız inşallah. Aynı zamanda daha önceleri Fransa turundan önce koşulan küçük Fransa turunlara 2 yılda çok ciddi bir sayı var içeride. Evet. Neredeyse her hafta yarış koşmuşsunuz gibi bir şey anlıyorum ben burada. Her ay 3-4 yarış koşmuşsunuz gibi bir şey anlıyorum sezon açıkken. Fatih Beyciğim şimdi şöyle, Türk bisikleti en kuvvetli yılı 1968'de 2000 yıllar arasındaydı. 1980 yıllar arasındaydı. 1980'e kadar futbol kadar seyircisi tek spor sayfası vardı arkada. Yarısının üstü tamamen amatör branşlardı. 1975 yılında futbol yukarı çıktı, amatörler aşağı indi. 80'de iç sayfaya geçti, 90'da kayboldu. Yani o gün amatör sporlar bu kadar gözde ve öndeydi. 1976 yılında Kanada'daki Montreal Olimpiyatlarında bir yıl önce bileti biten tek branş. Yani gidip mesela o gün gidip de bisiklet yarışı seyredemiyorsunuz. Bir yıl önce bitmiş. Bundan dolayı tabii şimdi bakın İtalya'nın atasporu, Fransa'nın Belçika'nın atasporu, Kolombiya'nın atasporu, şimdi Lübnan'ın atasporu. Bizim Konya'nın da atasporu bisiklettir biliyor musunuz Fatih Bey? Yani evet duymuştum. Yani şu anda çok, Türkiye'de... Evet, Türkiye'de 525 kilometre bölünmüş bisikleti olan tek il. Dünyada sayılı illerin içerisine giriyor. Konya'da eskiden vasıtalar yokken diyelim veyahut da 60'lı 70 yıllarda daha azken her evde erkek sayısında bisiklet vardı. Ulaşım bisikletle yapılırdı. Ondan dolayı da en çok bisikletin olduğu yer Konya'dı. Tabii buradan da ne oldu? En çok yarışı da oradan çıkıyor tabii. O yıllarda. Evet çıkıyor. Evet şimdi her taraftan çıkıyor. Çok güzel sporcularımız çıkıyor. Kaldığımız sayı 900 lisanslı sporcuyla Türkiye Şampiyonası koştuk. Şu anda 4470 tane lisanslı sporcumuz var ama ben bunları kabul etmiyorum. Ne zaman sahada geldi koştu sayı doğrudur. En son evet. Türkiye Şampiyonası'nda 900 kişiyle yarıştık. Çok güzel yani, bir şey. Evet iyiye gidiyoruz şöyle. Toparlanıyoruz. İddiamız 5000 kişiydi. İnşallah bu sayıya ulaşacağız. Bu zaman ne oluyor o zaman Fatih Bey? Yani sayı arttıkça mücadele artıyor. Mücadele arttıkça da başarı geliyor. Kesinlikle. Bundan ben bunu Erol Bey, yani velodromda yaşadık. Velodrom konusunda ayrıca sizinle konuşmak istiyoruz ama biz velodromda kurulan bir ekibiz. Yani velodromda ben antrenman yapmaya gidip artık düzenli antrenman yapmaya başladığım sırada işte başka velodromdan arkadaşlarla da tabii tanıştım. Sonra o ekip büyüdü ve üstü 216 oldu artık. Ne ve güzel. Biz orayı büyüttükten sonra
Salı perşembeleri orada mavi tren artık bizim standarttı. O mavi treni görüp gelen bir sürü bisikletçi vardır Erol'a. Yani o hani birilerinin sahada olması, bir market bisikleti olup bizi görüp gaza gelip ya ben de yol bisikleti almak istiyorum deyip yol bisikleti antrenmanlara gelenler vardı. Yine dağ bisikletinden geçenler, hiç bisikleti olmayıp gelenler. O dediğiniz gibi sayı çok önemli ve sahada olan sayı, aktif olarak süren sayı çok önemli. Evet. Konu velodrom demişken Erol abi. Şimdi az önce konuştuğumda bir katkı sağlayayım Fatih. Evet. Şimdi bisiklet üreticiler diyor ki siz göreve geldiğinizden bu yana yaklaşık 3,5 yıl oluyor. Üretimimizi ki %50 arttı dediler. Satışımız da ona göre arttı dediler. Yani her geçen gün bisiklete doğru hem ulaşımda hem sporda hem sağlık için hem ekonomi için her geçen gün sayı artarak devam ediyor. Bisiklet ailesi olarak genişliyoruz ve büyüyoruz. Evet. Şimdi eskiden biliyorsunuz otomobilin markasına bakın. Dünyada böyle konuşuluyor. Çok yakında inşallah ülkemizde de olacak şöyle. Çevre Bakanımız bu yıl 300 kilometre bisiklet yolunu tamamlamayı vaat etti ki hızlı bir şekilde de çalışılıyor. Yani bu evet. ile ne kadar düşer bilmiyor. Ama işte bu artarak devam edecek. Devam edince de ailemiz de da genişleyecek. Velodroma gelelim. Şimdi şöyle biliyorsunuz türbine dahil oldu. Bitti. Şu anda futbol maçtan seyredildiği yer oldu. Konya'da Millet Parkı oldu. Zaten güncel değildi. Bakın 500 metre diye koştuğumuz velodromla 517 metreymiş. Yani enteresan bir şey. Ve bunların güncelliği bizim zamanımızda kaybolmuştu. Bizden sonra 333 metreye düştü. Sonra 200 metreye düştü. En son 1976 Montreal Olimpiyatlarında da 250 metre olarak karar kıldılar. Şimdi ideal ölçü 250 metre. Evet. Maltepe'deki de 400 metre. Biz orayı çok döndük biliyoruz. 400 metre tam çekiyor. Bakın şöyle. Maltepe'deki onlar uygulama o, onlar uygulama böyle durumları. Şimdi bu böyle durum. Evet. 45,5 derece açı var. Diklik. Ve 8,5 metre duvar yüksekliği var. Yani burada biliyorsunuz o yuvarlak döndükten sonra kurtaracak sizi. Döndüğünüz. Bundan dolayı bütün hazırlıklar bitti. Mimari projeler çizildi. İhale aşamasına geldiğimizde bir Covid çıktı. Yani ertelendi. Nerede proje? Konya'da. Konya'da yine. Evet, bir olimpik bir velodrom yapılıyordu. Proje bitti. Bunlarla ilgili üst yapı konuşuldu. Alt yapı konuşuldu. Bir eğitim merkezi olarak bir branştan federasyon odaları, antrenör, malzemeci odaları, mekanizyen odaları, maskör odaları diye bunlarla ilgili bir proje, çok güzel bir proje olmuştu. Evet. İnşallah diyorum inşallah Temmuz ayın veya Haziran sonlarına doğru ihaleye çıkarız diye düşünüyorum. Çünkü 2021'de Konya'daki yapılacak İslam oyunlarına yetişecek. Bu velodrom. O zaman Türkiye'nin ilk velodrom oluyor. Kapalı. Ve biliyorsunuz 24 saat açık. İklimlendirmeli. Kış yaz fark etmiyor. Bununla ilgili çalışmalar ve takımımız devam ediyor. Sayın Bakanımız destek veriyor projeye. Biliyorsunuz bir Konya mitinginde de Cumhurbaşkanımız Konya'ya velodrom yapacağız dedi. Hani bir de böyle sözler evet. olmuştu. Yani şey devam ediyor. Peki Erol abi, yani en çok bisiklet sporcusu herhalde şu anda sayı olarak İstanbul'da var diye tahmin ediyorum. Doğru mudur? Sizde kesin rakamlar vardır. Yani şimdi şöyle olabilir de şimdi İstanbul'da da var, Ankara'da var, Konya'da var. Bak şimdi şöyle
şu anda Konya'da 9 kulüp var aktif. Evet. Eğer İstanbul bu açıdan çok şey değil. Kulüpler ve yarışlar manasında böyle biraz İstanbul geride kalıyor dediğiniz gibi. Şimdi İstanbul'da bisikletçi sayısı çok. Ama daha çok sağlık için biniyorlar. Yani spor için binenlerin nerede Erol abi, o da bayağı arttı. Hani biz de mesela biz 2015'te kurulduğumuzda böyle amatör olarak bir araya gelen ve düzenli antrenman yapan, hani bizim 2015, 2016, 2017 3 yılda yaklaşık 20 küsür amatör branşlarda kürsümüz vardı. Evet. Şimdi şu duruma bakıyoruz. Hani bu kürsülerin içinde Edirne var, Çeşme var. Hani farklı birçok yerde yapılan Grand Prix formdalar ve yine yerel yönetimlerin düzenlediği yarışlar. Hatta federasyon yarışlarında 10'unculuk 15'lik biz de baktığımızda, yani bizden sonra belki ben 20-25 tane, hani bizim sosyal medyamız var ya, Strava diye. Strava'dan evet, takip edebiliyoruz böyle oluşumları. Belki ben 20-25 farklı İstanbul'da oluşum. Yani kimisi artık dernekleşmiş, gerçekten amatör spor kulübü olmuş. Biz bu arada geçen sene tamamladık, artık şu an derneğiz ve amatör spor kulübü olarak kurulduk. Altında da lisanslı sporcularımız var. Ama bu seviyeye gelmemiş. Hani amatör olarak sadece kendisi süren ekipleri dahil edersek 20-25 yeni ekip aslında kuruldu. Görüyorum ben bunları, birlikte sürdükleri, antrenman yaptıkları. Bence çok güzel bir rakam. Hani 2015'te bu hani düzenli antrenman yapanlar da arttı diye görüyorum. Biz bilmiyorum Erol abi, biz bir tane İstanbul'da o Maltepe dolgu alanında en azından velodromun gerçek bir velodrom olmasa da velodroma benzer kurduğum velodrom. Evet evet. Böyle bir düzenlenmesi, orada en azından zeminin iyileştirilmesini hak ediyoruz diye düşünüyorum İstanbul kesinlikle. Bakın olarak, şimdi geçtiğimiz belediye başkanı Ali Bey de biliyor. Ali Zahimle Bey biliyor. Ama şimdiki yeni belediye başkanı ne düşünür bilmiyorum tabii. Yapar mı, yapmaz mı? Yapar diye ümit edelim, öyle diyelim artık ya. Çünkü evet, yani bu ihtiyaç bu. Kesinlikle. İhtiyaç. Yani belediyem olmasaydı inanın bizim ekip kurulmamış olurdu Erol abi. Kurulmasaydı şimdiye kadar 20-25 tane 18-5-6 sporcu yetiştirmişizdir. Bunların hiçbiri işte bu antrenmanları görmemiş olacaktı. Hani o velodrom gerçekten bisikletçileri bir araya getiren, birleştiren bir yer. O açıdan ben çok seviyorum velodromu. Ha, velodromun içinde antrenman yapmak, yolda antrenman yapmak kadar nereye geldiği, işte bir şey içtiği, bir şey sohbet ettiği, ayaküstü orada bir iki lafladı, birbirlerini gördükleri, buluştukları, antrenmanlarını başlattıkları, antrenmanlarını sonlandırdıkları yer velodrom oluyor böyle. Maltepe'deki dolgalında çok güzel. Yani kaynaşmak için geniş alanlar var. Şöyle Fatih Bey'im, velodrom çok zevkli bir yerdir. Evet. Avrupa'da bizim zamanımızda 14 gün, 14 gece yarışlar vardı. Durmadan devam ediyordu velodromda. Şimdi 7 gün inmiş bunlar. 7 gece olarak dolu. Bakın geçen sene çok samimi söylüyorum, Almanya'daki bu ziyarette saat 12'de velodrom yarışlarını izlemeye gittik. Velodromun orta boşluğu da doluydu. O saatte bir kişilikte boşluk yoktu. Dünya halen, dünya bunun sevgisini alıyor ve takip ediyor. Yani velodrom gerçekten izleyicilere de çok büyük keyif verir ve zevk verir. Sporculara da verir. Şöyle ki, şimdi dışarıda diyelim ki Ankara İstanbul yarısı koşuyorsunuz. Yani herhangi bulunduğun noktadan 5 tane de bisikletçiler geçiyor. Bunu siz devamlı takip edemiyorsunuz. Edemezseniz için velodromda her an gözünüzün önünde. Evet. Kesinlikle. Ondan dolayı derde keyifli. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Bu arada biz belki de gerçek velodromda sürsek, dediğiniz gibi 8 metre duvar yüksekliği, yerler böyle
kaymak gibi öyle bir yerde sürsek belki de diyeceğiz ki ya velodromdan çıkmayalım. Biz buraya kapatın, yemek su verin, sabaha kadar burada sürelim. Biz şimdi yani gidiyoruz böyle zemin böyle yani böyle hani titreşimden şeyden böyle şey yapamıyoruz. Kollar uyuşuyor. Yani bayağı yorucu oluyor virajlarda rüzgar yiyor sürekli. Evet. Dediğiniz gibi orası iyileştirip çok daha keyifli olur. Böyle sizi türbin, bulmuşken arayıp türbin olması lazım. Şeyleri... Yani. Evet, türbin olması lazım dediğiniz gibi. Evet. Velodrom'dan bayağı uzun süre konuştuk. Erol abi bize bazı sorular geldi. İşte turu merak buyurun, edenler buyurun. Var. Amatör kulüplere destekler olacak mı bu sene? Onları merak edenler var. Bunları şimdi Cumhurbaşkanlığı konuşalım. Cumhurbaşkanlığı turu biliyorsunuz evet. Fransa turu bile tarih değiştirdi. Evet. Ekim ayının sonuna kadar bizde takım değeri yok. Evet. Yani ya olacağı da kesin değil. Şimdi biz büyük bir ihtimalle turu Nisan ayında yapacağız. 2021'in Nisan ayında yapacağız. Tedbirler var, duyuyorsunuz, görüyoruz. Evet. Bundan dolayı Nisan ayında Marmara turu olarak yapacağız inşallah. İnşallah. Cumhurbaşkanlığı turunda. Peki bu Cumhurbaşkanlığı turunda hani bize gelen birkaç yine yorum şey oldu yani elimize ulaşacak. Daha böyle yeşillikli, böyle ne bileyim Şile, Karadeniz rotaları, hatta böyle zaten. Zonguldak, Aydın Fatih Bey, falan. Fatih Bey oradan gidiyor, bakın. O taraftan şöyle, olabilirim şöyle. Diye. Ama İstanbul. Sanırım oralarda bir kalmayla ilgili sıkıntılar var diye biliyorum. Bakın şöyle, İstanbul'dan başlıyoruz, Beykoz'dan inşallah start veriyoruz. Hı hı. Bu Beykoz'dan, Şile'den, Riva'dan, Karadeniz sahilini takip ederek Sakarya'ya gidiyoruz. Oo, yani Kocaeli'ne sık. Şey, evet, evet. İlk defa olacak öyle bir yer. İlk olacak. Evet, evet. İlk defa olacak. Oradan, şimdi Sakarya'dan, geçen sene biliyorsunuz Karlıtepe'ye çıktık. Ve evet. Kar, yerdeki kar miktarı 30 santim geçince yarışı erken bitirdik kardan. Oradan evet. Bursa'ya geçiyoruz. Bursa'dan Balıkesir'e geçiyoruz. Balıkesir üzerinden Edremit, Ayvalık üzerinden Çanakkale'ye geçiyoruz. Çok güzel. Evet. Çanakkale'den inşallah Kazdağlı, şey Yeniköy. Evet, Kazdağlarından geçiyoruz. Evet, geçiyoruz. Çok güzel. Oradan Edremit Çanakkale, Çanakkale'den Tekirdağ'a geçiyoruz. Tekirdağ Edirne, Edirne'den de İstanbul'a dönüş yapıyoruz. Şimdi evet. Karadeniz'de birkaç defa yapmaya istedik, arzu ettik. Hatta Batum'dan başlamayı istedik, biliyor musun? Gürcistan'dan. Gürcistan'dan batırıp evet. Ankara'da bitirelim dedik. Oradan buraya kadar. Evet. Ama alt tabi buna müsaade etmedi. Yani bizim gittiğimiz yerde 1000 kişiyle gidiyoruz biliyorsunuz. Yerelde evet. Misafirler de varsa yani başka konudan, ticaretten, turistik amaçlı otellerde böyle bir şey kapasite yok. 1-2 ilde var. Evet. Bundan dolayı o turu gerçekleştiremedik. Yapamadık daha doğrusu. Bizim arzumuz şu ki herkesin talebi olan Cumhurbaşkanlığı turu bir sene Marmara'da, bir sene Çanakkale'de, bir sene Akdeniz'de her tarafa gitmek, götürmek istiyoruz. Ama işte bazı şartlar bunu zorluyor. Evet. Bundan dolayı kesinlikle inşallah yani Nisan ayında lojistik programa orada. Göre programa göre şeyde düşünüyoruz. İşte bu söylediğim parkurda yapmayı düşünüyoruz. İnşallah. Yani biz de heyecanla bekliyoruz. Evlerde zaten kaldık. Evet. Tur bizim için gerçekten keyifli oluyor. İnşallah daha çok profesyonel takım evet. Uzun, İnşallah. Listeler halinde katılımcılar görürüz bu senelerde. Benim şarjla ilgili arkadaşlar şunu hemen bir ayarlıyorum. Çok kısa bir saniye. Evet. Bisikletler, bisiklet kulüpleri ve bunlara destek konu başlığımız. Şimdi biz de geçtiğimiz evet. Amatör bisiklet kulübü olduğumuz için bu konu en çok da bizi ilgilendiriyor. Hani destek
paketlerimiz var mı bu sene? Bütçelerimiz nasıl? Biz nasıl yararlanabiliyoruz kulüpler olarak? Bakın şimdi şöyle Fatih Beyciğim, eğer sizi sahada görürsek, yani kulübünüzü koşarken görürsek, bunda Gençlik Spor İl Müdürlükleri ve bizim Federasyon İl Temsilcimiz tarafından dağılıyor. Burada şimdi Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Temsilcimiz Sayın Ali Bey ve sizin ekibi de parkurda görmemiz lazım. Anladım. Gördüğümüz zaman mutlaka bu destekler olur. Daha çok yarışacağız, yani, daha çok antrenman yapacağız. Heh. Bakın şimdi yani yaklaşık 3 yılda 1000'e yakın bisiklet vardı. Peki bu bisikletler geçici olarak mı takımlara veriliyor yoksa onlara hibe mi? Dağıtmaya verince mecburen onun kargosuyla da gönderiyoruz adreslere. Anladım. Çok güzel. İnşallah biz de şey yaparız. Hak ederiz diye düşünüyorum. Amatör takımların 1.2 yarışlarına katılımıyla ilgili kolaylık sağlanabilir mi diye bir soru gelmiş yine bize iletilen sorulardan. O arada davetiyle... o ses gitti o ara. Amatör ne dediniz? Amatör ne dediniz? Ses gitti orada. Amatör takımların uluslararası 1.2 yarışlarına katılımına kolaylık sağlanabilir mi? Diye bir soru yöneltmiş bizi takip edenler. Yani şimdi eğer katılmak isteyen kulüpler olursa biz aracılık ederiz. Yani onlara daha o, milli takımda kalmadı. Kulüp takımları yarışıyor. Evet. Herkes profesyonel oldu. Kulüpler vasıtasıyla ülkeler o yüzden dünyada beğendikleri yarıştan dolayı talep gelirse ve kendine gitmek isterlerse federasyon olarak her zaman aracılık yapmaya hazırız. Ve destekler veririz. En çok zorlandığı şeylerden biri Erol abi. Hani mesela diyelim ki Zonguldak'ta bir yarış var ya da işte Alanya'da bir yarış var. Bir şekilde işte ulaşımı ve oradaki konaklamayı, hani yarış bedava dahi olsa top üstte koyduğumuzda amatör bir kulüpte yatırıp hani diyelim ki o yarışa 6 kişi gideceğiz. 6 kişinin toplam maliyeti kulübe belki işte 2500 lira 3000 lira oluyor bir günlük bir yarış için. Git gel orada bir gece konakla şeklinde. Bunlarla ilgili hani opsiyonlar neler olabilir diye düşünüyoruz aslında. Bir bakın şimdi lisanslı kulüp. Mesela hani biz belediyelerle bunlara arabalar tahsis ediyorsunuz dedin. Bir tane araba tahsis edin. Bir günlüğüne bize yarışı götürün. Geri getirin. Bir yazı verin dediler bize. O yazıyı verdik. Ama çok hani kaldı. Bu sene de çok üzerine Fatih Bey şimdi şöyle. Dolayı. Fatih Bey şöyle. Bizim amatör katılan kulüpler biliyorsunuz bakanlığımız harcayan ödüyor. Evet. Ayrıyeten geliş gidiş de ödüyor. Bundan dolayı kulüplere çok söylüyorum. 2016 Kasım'dan bu yana federasyondan bir kişi harcam almadım. Veya zaman da almadım diyemez. Biz yarışın bittiği anında hani bir hadis-i şerif var biliyorsunuz Peygamber Efendimiz. Alnını teri kurumadan ödenecek diye biz herkesin alacağını haftasında ödedik. Bundan dolayı kulüplerin bizim dönemimizde çok sıkıntılı olduklarını sanmıyorum ha. Malzeme destekleri doğru. Biz eğer sahada görürsek kendilerine malzeme desteği de veriyoruz. Ve vermeye de devam edeceğiz. Bir de bir Spor Bakanlığı'nın şeyi vardı. Başvuran takımlara geçen sene ya da ondan önceki sene 4000 lira kadar nakdi bir destek gibi bir böyle bayağı 1000 kulübe mi 4000 kulübe mi de Spor Bakanlığı spor il müdürlükleri üzerinden destek de sağlamış. Fatih Bey o 3 yıl önce, 4 yıl önceydi onlar doğru. 3 yıl önce miydi? 4 yıl o zaman hızlı yani geçmiş. Zaman, hani onlar öyleydi doğru. Sonradan zaten bakanlık yeteri kadar destek veriyor. Yani hakikaten veriyor. Çok da iyi destek veriyor.
Burada şimdi biz bu sene farklı bir şey sponsorlarla görüşüyoruz. Kulüpler destek olmak için. İnşallah bir yere bir noktaya varırsak biz federasyon olarak kulüpler destek vereceğiz. Yani o da sadece sporculara dağılmak üzere vereceğiz. Yani çünkü sporcuların çoğu biliyorsunuz öğrenci. Çoğu yani bisiklete zaman ayıran iş de yapamaz. Evet. Dolayısıyla destek vermeyi düşünüyoruz. Yani. Böyle bir düşüncemiz evet. var. Bir yandan da saatimiz de ilerliyor başkanım. Siz bilirsiniz. Sizin yakın arkadaşlarınız var. Ferhun Bey var. Ali Rıza Emre Bey var. Buyurun dinleyelim onları. Onlarla da güzel anılarınız vardır. Eğlenceli bitirelim sonunu. Sizin varsa böyle güzel bir anınız o dönemlere dair. Ya şimdi bisiklet sporunun her anı bir hatıradır. Yani her anı bir şeydir. Evet. Maceradır. Yani düşmekten bahsedeyim. Yani ne diyeyim? Sisin içinde kaybolmaktan bahsedeyim. Ne bileyim yani acıkıp terk etmeyi yani o kadar çok anılar var ki hepimizde vardır. Bende değil. Hepimiz doluyuzdur bu konuda. Şöyle ki bir gün Suudi Arabistan turnu koşuyoruz. Artı 70 derece sıcaklık. Sabah 6'da başlıyor yarış. 9'da bitiyor. Kraliyet turu. Tabi biraz dinleyenler hayret edecek ama doğruyu söyleme durumundayım. Yarışı arkamızdan bir frikofilik araba kola arabası takip ediyor bizi. Bitişte kola verecek. Zaten bitişti. Bitişe geldikten sonra zaten bitiyor. Baktım. Kolay verecek sıraya yapıyor. Düzenleme yapıyor. İş uzuyor. İçeceğim. Çünkü turda dağılmak üzere geliyor. Biliyor musunuz? Yani herkes birer kasa içmiştir diye düşünüyorum. Yani bugün o bisikletin verdiği efor, sıvı, aslında döktüğünüz sıvı samimi söylüyorum. Hiçbir branşta olmaz. Bakın. Dün Ali Bey ile telefonda konuşuyoruz. Bu training. Bir saat iyi bir yarış yap. Bir saat. 4 saat dışarıdaki yarışa bedel. Yani ciddi bir efor kaybediyorsunuz burada. Kesinlikle. Yani, hiç boş pedal çeviriyor. Ciddi bir motivasyon yokuş var. Yokuş aşağı gitmiyor. Sürekli çeviriyoruz. Ama şimdi yazın kim biner? Biraz zor tabii. Olmayanlar akşam tabii ki binebilirler. Ama şimdi şu artık yani pandemi olmasaydı bugün her şey dışarıda devam edecekti. Kesinlikle. Böyle çok Fatih Beyciğim. Yani her yarışımızda bir anısı vardır. Sizde anı çoktur. Hele sizin zamanınızda Erol abi sizin zamanınızda böyle daha çok bilek gücünün ön planda olduğu zamanlar böyle gerçekten hani bisikletin tekeri yapıyor, alıyor, bisikleti koşuyor. İşte o katlanmayan kocaman tekerleri işte ne bileyim üzerinde taşıyor belki. Öyle hani takım araçlarıdır, bunlar bu kadar yaygın değil. Hani siz böyle ağır bisikletler, ağır malzemeler, kolay değiştirilemeyen malzemelerle bir yandan da böyle açlık, susuzluk, şu bu şeylerle gerçekten bu işin böyle tam nasıl diyeyim hani bilek gücü böyle tam kuvvet zamanı böyle güçlü olan kazanır zamanında yarıştınız belki. Şimdi böyle takımlar daha profesyonel. Bakın şimdi Fatih Beyciğim şimdi bizim zamanımızda bisikletler 11-12 kiloydu. Şimdi evet. 7-7,5 kilo biliyorsunuz. Evet. Bu doğru. Malzeme sıkıntısı çoktu. İthalat yapılamıyordu. Çok fazla destek vermiyorlardı. Federasyonun getirdiği bisikletler, bu bir Legnano diye bir marka vardı, 16 kiloydu. Binmek istersen o vardı. Biz binmedik onlara. Şöyle, ama o günkü Fransa turunun bitiş hızıyla ortalama hızı bugün aynı. Hani dedim ya, bisikletin en hızlı dönemi o dönemdi. 30 tane birbirine çok yakın sporcular vardı. O gün 30 tane sporcunun içerisinde önce takım 5 kişiydi, sonra 6
6'ya çıktı bizim zamanımızda. 6'yı seçmek kolay değil. Hem yokuş olacak, hem sprint olacak, hem düz yol olacak, hem zamana karşı olacak. Bundan dolayı bisiklet en güzel günlerini yaşadı. Önemli başarılar da elde etti o günlerde. Yani bugün mesela genel takım klasmanında Yugoslavya turnu kazandık. Yugoslavya bir bütündü. Şimdiki 7 parça olan Yugoslavya herhalde bir 50 takım vardı. Uluslararası. Vay be. Evet. Bir Bulgaristan turu kazandık. Herhalde bir 50 takım vardı. Yani bunlar Belçikalısı, Fransızı, Rusu, Almanı, İngiliz, artık her şey vardı. Yani bu tip şeylerden kolay değil bunlar. Yani uluslararası o dönemin sporcuları ve takımımız ciddi başarılar elde ettiler. Ama bu arada onların bir tek avucudu. O gün o sporcuların bir meslekleri yoktu ama kulüpleri devlet tarafından olduğu için destek veriliyordu. Devlet demir yolları, et balık kurumu, şeker fabrikası, sonra MEDAŞ, sonra 5-6 tane böyle kulüp normal sporcuların maaşlarını veriyordu. Verince çok fazla da sıkıntı olmuyordu yani. Olmadığı için de başarı geliyordu. Çok güzel. Şimdi biliyorsunuz şimdi her şey kulüplere bindi. Maalesef şimdi 3 büyük kulüp var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Yani belki en ucuz futbolcusuna verdiği parayı verse Türkiye şampiyonu olduğu ismi anılır her tarafta. Ama burayı göremiyorlar. Sadece kafadan şey sokmuşlar futbolun içine. Ve sonra 3-0 yurt dışından getirdiğin yabancı futbolcularla içeride yerli sporcuları yenmeye çalışıyorsun ve yenemiyorsun. Ve milyarlar akıp gidiyor. İtalyanın ve pardon, yani bazılarını isim için getiriyorlar Erol abi mesela. Adam 3 sene burada yatıyor. 5 tane antrenmana çıkıyor haftada 3 tane. Hiçbir maçta oynamıyor. 3 milyon 4 milyon euroya alıyor yılda gidiyor. Yani o paranın hani o para bisiklette amatör kulüplere ayrılsa dediğiniz gibi kaç tane kulüp ihya olur o parayla? Ne kadar büyük işler başarılır ama işte ya o para bir futbolcuya gidince çok gözükmüyor Türkiye'de ama amatör branşa gidince çok gözüküyor işte. Yani Fatih Beyciğim, gerçekten... Bey, sadece bakın 4 milyon euronun 100 bin eurosunu bisiklete ayırsa ve amatör branştan birini ayırsa yıl içerisinde o kulüp defalarca Türkiye şampiyonu olduğunu duyar. Defalarca duyar. Ama bunu göremiyorlar. Ya ben bunun futbol genel kurulunda da herkesin olduğu bir yerde de bahsettim. Dedim ki 1970-80 arasında biz en öndeydik branş olarak. Amatör branşları kastediyorum. Sonra dedim siz geldiniz basından iç sayfaya attınız. Biraz daha gittiniz öbür iç sayfaya attınız. Sonra kayboldu. Peki kabul. Peki geldiğiniz nokta ne? Hepinizin geldiği nokta çıkmaz sokak. Doğru mu? Şimdi evet. Gençlerin hayallerini çalıyorlar. Şimdi bir şeyde yazın spor okulları açıldığı zaman o genç spor il müdürlüklerinde ilk defa dolan yer futbol okulları. Peki hayali ne? İşte diyelim ki ben şöyle ünlü bir futbolcu olacağım. Bu transferi alacağım. Altıma bir araba alacağım. Bir ev alacağım. Çocuk bunu hayal etmeye başlıyor. Yok, buna da ulaşamıyor. Ruhu bozuluyor. Bugün futbolcunun yemek yediği biri, farklı. 10 binde biri ulaşıyor belki. Yani yemek yediği farklı. Giydiği farklı. Arabası farklı. Her şey farklı. Sadece gençliği taciz ediyor. Yani bu bana göre çok zararlı bir branş. Her ne kadar futbol severler olsa da özür dileyerek söylüyorum. Bir düşünün. Futbolun ülkemize samimi söylüyorum çok büyük zararları var. Çok büyük zararları var. Bir amatör olarak yapılmıyor. Peki parayla getirdiğin adamla yerli yenmeye çalışıyordun. Ne buydu da? Bundan dolayı artık bizim bir pozisyon değiştirme zamanımız geldi. Ülkemize gençlerimizin lazım. Bugün velodrom olsun Fatih Bey. 34 tane olimpiyatlardan madalya var. Biz bunun 4'ünü çok az alırız. Mesela madalya kazanmaz. Futbolun var mı öyle bir madalyası evet. Yok. Yok. Bundan dolayı büyüklerimiz inşallah veya bu işte karar verenler bunu duyarlar. Tesir oldu diye düşünüyorum ama işte halk tribün spor olduğu için dikkat ediyor. Bundan dolayı da böyle devam ediyor diye
bu sorularım bitti. Siz 1980'de bisikleti bıraktıktan sonra profesyonel olarak hani sonuçta bisiklet sporunu bırakınca bir şekilde hani çalışmak durumunda kaldınız mı? Ne iş yaptınız? Neler yaptınız bisikletten sonra? Şöyle 1980 yılında yani ben zaten spordaki bu süreyi uzun tutarak çok rahat olmadım. Ailem sürekli baskı altındaydı yani. Ailem yeter işe dön diye. Yani işe döndük tekrar. Kendi işimize döndük öyle söyleyelim. Yani aileden bayrağı devraldık. Öyle devam et. Anladım. Yani o açıdan da aslında şanslıymışsınız. Yılında, Büyünal Tolun Federasyonu'nda bir yıl bulundum. Sonra ayrıldım tekrar. 90'lı yıllarda bir Yalçın Aslan Federasyonu'nda bulundum. Yani hep gelişlerim şuydu. Bisikletçilere bu işi teslim etmek. Ama Ben gittikten 2 sene sonra her şey yine kayboldu. Bugün 95'te sporcuya yatırım yapılmadı. Sadece organizasyon olarak düşünüldü. Turizm ajansası gibi. Bundan dolayı da spor gelişmedi. Geri kaldı. Evet. Ama biz şu anda konuşmamın başında söylemiştim. 900 kişiye ulaştık lisanslı koşan. Bu 4500 kişiyi saymıyorum. Bu 10 kat büyüdük demek. Bugün çok ilde güzel. Dünya 81 ilde ayak basmadığımız 5-6 tane il kaldı. Her tarafta dolu dolu yarışlar yapıyoruz. Yıllık ortalama 90 yarış yapıyoruz. Bu hemen hemen haftada 2 yarışa geliyor. Eğer kimsenin federasyonlar sorunu yok. Demek ki bu iş yapılırsa daha iyi yapılıyormuş. Doğru mu? Bundan dolayı evet kesin. Fatih Beyciğim işte spor inşallah bir gün bütün branşlar söylüyorum. Yani ben başarılı olanları kenara bırakarak söylüyorum. Hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. İnşallah. Bunun için bir gayretimiz bu yönde. Heyecanımız, ümidimiz bu yönde. Böyle mücadeleyi devam ettiriyoruz. Tabii bunun yanında bizi istemeyen gruplar da var haklı olarak. Biz bunlara izin vermedik. Biz bunların önünü kapattık. Yani bundan dolayı da tabii piyasada 4-5 tane var böyle kendini bilmez. Bu oyuna sallıyor federasyona. Niye sallıyor? Federasyondan bir şey bulamadığı için. Ama altı dolu mu? Yok. Bisiklet biliyor musun? Yok. Sen ne yapıyorsun? Babasının bisikleti varmış da binmiş. Yani hani gel sporun içinde ol. Gel mücadeleni ver. Belli dönemlerde buralarda seçim oluyor. Yani bundan dolayı bu tip şeyleri yapıyoruz, görüyoruz yani. Biz de bu sene inşallah bakalım bu Covid olmasaydı yine sahalara çıkıp B takımı, 3 senedir B takımı açıyoruz biz. Böyle seçmeler deyince aklıma, seçimler deyince aklıma geldi Erol abi. Böyle sosyal medyadan bisiklet sporuna başlamak isteyen, yol bisikleti antrenmanları yapmak isteyenleri bir araya topluyoruz. Böyle yaklaşık 20-30 kişi oluyor velodromda. Bu 20-30 kişiyle tam 3 ay antrenman yapıyoruz düzenli haftanın 3 günü. Ve böyle velodromda 28-27 ortalamayla çok zor dönen, 10 kilometreyi tamamlayamayan 27-28 ile kişileri 3 ayın sonunda işte genelde ben antrenman yaptırıyorum. 3 ayın sonunda ben ne de güzel. Kıştan sonra kendime güzel bir açılış oluyor kendim için de. Ne güzel. Ne güzel. 3 ayın sonunda yaklaşık 45 dakika velodromda 40 ortalamayla dönecek seviyeye getiriyoruz arkadaşlar. Nasıl oluyor bunların içinden 18 yaş altı 18-25 arası. Yine bu senede yapmayı düşünüyorduk ama Covid'den dolayı başlayamadık. Ocak'ta aslında ben başlamıştım. Mart'ta da duyuru çıkacaktık ama Mart'ta Covid patlayınca bu B takım duyurusunu çıkamadık. İnşallah bize daha fazla sporcu yetiştiririz. Hedefimiz o. İnşallah. Kendi aramızda ufak tefek böyle bir bütçe oluşturmaya çalışıyoruz. Sporcularımızı özel yarışlara gönderebilmek için. Bir şekilde sahada çok görünürsek, kürsüler, görünürlüğümüz artarsa sizden de destek geleceğinizi düşünüyoruz. Artık. İnşallah. İnşallah. Kesinlikle. Bakın şu. Ben işimden dolayı İstanbul'a çok sık geliyorum.
Hatta işte koz yatağında kalıyorum. Dolayısıyla yani işte de yakınım. Ali Bey'le de yakınız. Bilgisayar antrenmanlara dahil olalım. İnşallah birlikte bir tarz çevirelim. Bu sene Beykoz'da, Beykoz Belediye Başkanımız da bisiklet tutkunu bir başkanımız. Onunla birlikte bu Polinesköy, Diva, o taraflarda bir Şile'de bisiklete bindik. 40 kilometre kadar. Çok da zevkli ve keyifli oldu. Sonradan işte... Ben de Beykoz Belediye Başkanımızı takip ediyorum, takipteyim. Bizim de Veledrom Şövalyeleri diye Maltepe Dolgalı'ndaki Veledrom'da bir tane yarış düzenlemiştik bizim ekip olarak 2016'da. Çok da Veledrom'da böyle şövalye dediğimiz şey aynı anda iki taraftan bisikletçi başlıyor. Kim kimi yakalarsa o oturu kazanmış oluyor. Yeni iki kişi daha dahil oluyor yarışa. Böyle böyle yarı finaller, finaller şeklinde çok keyifli bir organizasyon yapmıştık. Yaklaşık 10-12 hakemler biziz. İşte sonuçları biz yazıyoruz. Tahtaya şunu buna böyle amatör görünüp ama çok güzel bir profesyonel bir kalitede bir yarış düzenlemiştik. Gelen geri beslemeler öyleydi. İşte Beykoz Belediye Başkanımızı seçilince bisikletle ilgili bir kişi olduğunu ben gazetelerden paylaşmıştım arkadaşlar bizim WhatsApp gruplarından. Dedim hani gidelim başkanımıza söyleyelim biz de bir yarış organize edelim orada. Ama işte dediğim gibi son 2 yıldır bizim ekipte işte Evren'in evlendiğimiz, benim evlendiğim, çocuk sahibi olmamız, ben iş değiştirdim sonra evi taşıdım falan filan derken böyle özel hayat bizi biraz böyle kulüpten hafif elimizi ayağımızı çekmemize sebep oldu. Ama tekrar inşallah hani bu 2020 ile 2 senedir böyle birazcık biz de fetret dönemini yaşadık. Ama bu 2020 ile başlıyoruz biz de yeniden kulüpte yeni arkadaşlarla birlikte yetiştirme yarışları. Size de yakınız tam onu size söyleyecektim. Biz de Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Maltepe, Kartal bu bölgedeyiz zaten. Birlikte inşallah siz Ali Bey hep birlikte bir sürüş gerçekleştirelim. İnşallah. Bakın o Beykoz sürüşünde Ali Bey ile paylaştık. 2 tane 3 tane genç, çok güzel bir genç vardı. Çok kuvvetli. Yani formaya ulaşacak. Mini formayı giyebilecek kabiliyette bisikletçiler vardı. İşte bu kamplarda çağırdık, davet ettik. Yani bu süreç bu sene devam etseydi hep aramızda olacaklardı. İşte buralardan bunlar çıkıyorlar. Biz zamanında Fatih Bey düz normal bisiklet, ulaşım bisikletiyle seçme yapılarak geldik buralara. Yani 5 haftalık seçme yapılıyordu bizim zamanımızda. Oradan seçtiklerini insan çıkardığı taraf devam ediyordu. Ama bugün artık bu sosyal etkinliklerde sizin gibi bisiklet desteği veren arkadaşlarımızın sayesinde bunlar bir yerde işte ortaya çıkıyor. Ortaya çıkınca da bunlar ülkemize kazandırılıyor. Evet. İnşallah bir gün birlikte bakarız süreriz diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Erol abi ben çok teşekkür ederim yayına. Ben teşekkür ederim. Bize hem çok güzel bilgiler verdin, aydınlattın. Hem de sizle tanışmış olduk. Ben o açıdan da çok mutluyum. Ben de mutlu oldum. Sağ olun. Tuna'nın babasından isminizi duyuyorduk. Sağ olsun Mete abi bize sizden katıldık diye hatırlıyorum. İsminizi duyuyorduk ama tanışmak bugüneymiş. İnşallah birlikte süreriz de. İnşallah. Biz Mete'lerle beraber bisiklete biniyoruz. Mete'lerle bisiklete biniyoruz birlikte. Evet. Duyuyoruz. Biz de inşallah size katılırız o zaman. İnşallah bekliyoruz biz de. Ben o zaman yavaş yavaş Ali Bey'i de davet edeyim sürüşe. Hem size de size bir ara vermiş olursunuz böylece. Hem konuşup hem bisiklet sürmek zor oluyor çünkü biliyorum. Estağfurullah Fatih'im, şimdi senin aracınla başlasana. Ve bizi izleyen herkese sağlıklı günler diliyorum. İnşallah bir etkinlikte buluşmak ümidiyle saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Selamlar. Teşekkür ederiz abi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Size sağ olun. Evet, Fatih Bey tekrar merhaba. Merhabalar Ali abi. Şimdi, bana Fatih diyebilirsin abi. Fatih'cim. şimdi şöyle, şimdi başkanımızı izledik. Sağ olsun bayağı da çevirdi yani. Bir yandan da
evet, sizin sorularınıza, karşılıklı sohbetinize katılmaya çalıştı. Aynen. Tabii bu fair play olmadı yani. Siz oturuyorsunuz orada. Siz de bisiklet üzerinde soru soruyor olarak görmek isterdik diye düşünüyorum. Biraz takılayım size. Evet, ben bu sene yani yeni eve geçince, şimdi burada bir trainer kurma alanım yok şu anda henüz. Annemlere geçeceğim. Annemlerle trainer kuracağım inşallah önümüzdeki sene. Bu seneyi biraz kaçırdım. Yok, şaka yapıyorum. Çok önemli bir görev yapıyorsunuz bisikletçilik adına. Takımınız, evet. İstanbul ve Türkiye genel bisiklet sporu adına. Yalnız bu arada Ferhun Öğünç acaba ayrıldı mı? Çünkü hafta arasına geldiği için Bekir Bey ve Ferhun Bey'in zamanları kısıtlı oldu. Yoksa onu biz kısa bir selamlamaya alabiliriz ayrılmadıysa. Hemen bakıyorum. O zaman daha doğrusu şimdi şuradan bakalım. Ferhun Bey'in Instagram'ından. Evet, Instagram'ından. Instagram hesabının ismini biliyor musunuz siz? Ben şimdi buraya bakıyorum. Vallahi Ferhun Öğünç olabilir. Ferhun olarak bir girin. Sanırım kendisi ayrılmış. Çünkü var olanlar arasında ben benzer, evet, bir şey göremiyorum. Evet, benim amacım tabii arada bir araya almaktı ama tabii bazı kopukluklar oldu. İçilerden defalarca milli olmuştur. Akdeniz turunu kazanan, Türkiye şampiyonlukları olan Ferdi ve takımda bir abimizdir ama o da tabii yine bu geçim konusu ve göç kervanı, eğitim amaçlı yurt dışına gittiler birçokları. Orada, evet, kaldılar. Biz de bir zamanlar, ben de 81 senesinde bir Amerika sürecim oldu. Ondan sonra 89 senesinde, 88'de dönüş yaptık. Ben de bir Amerika'ya gitmiştim, ben de dönüş yaptım daha sonra. Hep böyle bir ortak noktada bir tek Ferhun abi orada kaldı. Bizim o dönemin, biraz önce başkanımızın bahsettiği dönemden abilerimiz rahmetli oldu. Ali Yürülmez abimiz, onu rahmetle analım. Evet. Ve birçokları buradan genelde Amerika'ya, New York'a gittiler. Birçokları orada şu anda. Bazı geri dönenler oldu işte benim gibi. İşte biz de genelde eğitim amaçlı gitmiştim ben. Meslek olarak mimarım. Şehir planlaması master yaptım Amerika'da. Ama bu süreler içerisinde de devamlı bisikletin Evet. Selamlar tekrar herkese. Instagram'ın yayın sınırı var sanırım 50 ya da 60 dakika. Onun sonuna gelince kendisi otomatik yayını sonlandırdı. Bir başlık attırıp bana yayını zorla paylaşım yaptırdı. Şimdi ikinci bölüme başlamış olduk. Ali abiyle başlayacağız inşallah. Ali abi gelirse şimdi kendisi bağlandığında ikinci bölümü başlatacağız. Evet, kendisi geldi. Davet ediyorum şimdi. Ali abi selam. Tekrar Instagram'ın canlı yayın sınırına geldik.
gelmişiz. Instagram o yayını sonlandırdı. Bana kayıt yaptırdı. Evet. Yeniden bir yayın açtırdı şimdi. Bir saat mi süre vermişler bize? Evet. Sanırım bir saat bir süre sınırı var orada. Ona takıldık. Ne diyorduk abi? En son nerede kalmıştık? Vallahi şimdi şöyle yani bisiklet sporu, eğitim, daha doğrusu sporcunun ekonomik şartlarının altyapısını çok iyi hazırlanması lazım. Şimdi ona evet. geçmeden önce açık kalan bir iki nokta oldu. Ben bisikleti şöyle tanımlıyorum. Felsefesi anlamında bisikleti koşmayla uçma arasında bir eylem olarak görüyorum. Koşuyorsunuz, bisikleti alıyorsunuz altınıza. Bisikletçisiniz ama uçamıyorsunuz. Fakat o hissi de veriyor size. Evet, dolayısıyla evet. bu benim rüzgar, felsefem. O rüzgar veriyor. Doğru. O rüzgar hele yokuş aşağı indiğinizde geçen başkanımızın bir canlı bağlantısında verdiği örnek. Onu biz de yaşadık. Bisikletçilerin çoğu yaşamıştır. Yani 100 kilometrenin üzerinde süratle yokuş aşağı iniyorsunuz. Araçlar bile gelemiyor peşinizde. Evet. Kesinlikle. Böyle de riskleri var. Yani tam zehir diyordum işte. O zehir bir kere girdiği zaman arada verilse bir yerden bir bisikletçi geçiyor. Spor. Ve şimdi, yani her yönden faydası var. Buyurun devam edin siz. Şimdi tabii başkanımla yaptığınız sohbet bizim geçmişteki bisikletçilik dönemlerimizde yaşadığımız sıkıntılar. Sıkıntılar derken yani bunlar bisiklet aslında kolay bir iş değil. Sele üzerinde oturarak spor yapıyorsunuz ama bir aksiyonun içerisindesiniz. Dünyanın içindeki bir bölgede, bir yolda, dağ bisikleti ise dağda. Bu arada dağ bisikletçilerine de selam gönderelim. Gerçi şu anda hem dağ hem yol yapan arkadaşlar da var. Birçok evet. alanda bisiklet süren kişiler var. Onların hepsini selamlıyorum ben. Daha çok spor eksenli konuşuyoruz şu anda ama genelde hepsi de bu ailenin bir parçası. Bu toplumun, bisiklet toplumunun camiasının bir parçası. Hepsini selamlıyoruz. Şimdi bisiklet il temsilciliğine geldiğinizden beri ne yaptınız derseniz birçok şeyler yapmaya çalıştık. Şimdi zamanlar onları sıralamaya çalışmıyorum. Hatta bazen bizim üzerinde çalışıp da unuttuğumuz bazı konularla da karşılaşıyoruz. Hafızamıza tekrar geliyor. Şimdi beni genelde bildiğim numaralar arar ama bilmediğim numaralar da arıyor. Çoğunlukla bilmediğim numaralardan arayan kişiler ya bir kız çocuğunun ya bir erkek çocuğunun ya annesi ya babası. Soru şu. Çocuğum 12, 13, 15, 9, 8 yaşlarına geldi. Neyse. Bisiklet aldık. Bisiklet sporu yaptırmak istiyoruz. Kimin ellerine verelim? Kim yetiştirsin? Şimdi siz örnek verdiniz. İlgileniyorsunuz. Evet. İşte velodrom gibi kapalı bir alanda. Ki evet. bana göre bir öz eleştiri yapalım ülke insanı olarak. Bir tane velodromumuz yok şu anda. Maltepe sahilindekinin haricinde. O da dediğiniz evet. gibi sahil düzenlemesi, dolga alanı içerisinde. O alana geçmişte arkadaşlar fikirler vermiş. Büyükşehir Belediyesi'ne öyle düzenlemeyi yapmışlar. Evet. Geçmişte ama ben de... Ama şu an ciddi bir bakım ihtiyacı tabii, var. Tabii. Onun üzerinde çok çalıştık. O alandaki yer park bahçeleri ait Büyükşehir Belediyesi'nde. Geçen dönem o park bahçelerden spor AŞ'ye, spor bölümüne aktarılmasıyla ilgili başkanımı da dahil biz görüşmeler yaptık. Bayağı bir bu konuda temaslarımız oldu. Ancak bunu gerçekleştiremedik. Neden? Çünkü geçen sene bir seçim süreci yaşandı. Seçim tekrar edildi. Şu anda yeni bir yönetim geldi. Onlar şu anda çalışmaya devam ediyorlar. Gerçi Büyükşehir Belediye Başkanımız da gelmiş olduğu ilçede bir spor kulübü olan bir belediyeden gelmişti. Beylikdüzü'nden. Yani tabii şu anda o süreçlerde de bir ekonomik kriz yaşandı malum biliyorsunuz. 2018, evet. 2019, 2018'in sonunda. Onun getirdiği sebeplerden dolayı birçok şeyleri gerçekleştirmekte zorlandık. Tabii. Arkasından da şu andaki bu salgın sürecini yaşıyoruz. Her şey durmuş ve sanal alemde şu anda evet. bisiklet çeviriyoruz ve bir araya geldik. Aynen şimdi annelerin babalar ki çok aktif çalışan kulüplerimiz var İstanbul'da. Onların aralarına trafiğin içerisine o çocukların yollanması pek olası değil. Bunun kesinlikle. İçin ben şöyle bir fikir geliştirdim. Şimdi belediyeler birçok spor dallarında
altyapıları var. Yüzme, basketbol, voleybol, işte jimnastik, judo, karate, badminton, ismini duymadığınız birçok spor dalları çocukları oyalamak için, meşgul etmek için, kötü alışkanlıklardan alıp topluma daha iyi bir birey, akıllı, dengeli, zeki, çevik birey yetiştirme noktasında onları evet. yetiştiriyorlar. Belediyeler çalışmalar yapıyorlar. Genç Spor Bakanlığımız çalışmalar yapıyor. Birçok şirketlerin değişik kulüpleri var ama bunların hiçbirisinin içerisinde birkaç belediye hariç İstanbul adına konuşuyorum. Bisiklet kulübü yok. Veyahut da bisikletin altyapısı yok. Bisikletin altyapısı derken şunu kastediyorum. Bisiklet sporcusunun ya da yeni yetişen bisikletçinin bir yere teslim edilebileceği, bisiklet antrenörünün onu kapalı bir alanda denge, bisiklet teknikleri, taktikleri, işte makara, roller vesaire onlar evet. üzerinde yetiştireceği bisiklet merkezlerinin olması lazım. Şimdi belediyelere Kesinlikle. Sorduğumuzda ne yapıyorsunuz diye diyorlar ki efendim biz bisiklet yarışı düzenledik, bisiklet yolları yapıyoruz, etkinlikler, geziler falan. Tamam güzel ama bu işin kalbi yok. Kalbi nedir? Bisikletçiyi eğitecek, yetiştirecek bir merkezin olması lazım. Aslında üretim bunun, dediğimiz hani şu son yıllar... Tabii üretim yani o ya, o damar ya o damarlara... Türkiye ekonomisi neden hani daha iyi yapıyor? Hani bir üst seviyeye neden geçemiyor? Çünkü üretim... Sporcu üretecek o al yuvarları, ak yuvarları neyse al yuvarları üretecek merkez lazım bize. Evet. Dolayısıyla da onu da bisiklet yollarına bağlamak lazım. İşte Maltepe Velodromu'na bağlamak lazım. Karşıda evet. mesela Yeni Kapı Dolgu alanında bir yer vardı. Orasıyla ilgili geçen dönemde bir çalışma yaptık. Bundan önceki belediye başkanlar döneminde. Fakat işte bu siyasi değişimler, geçişler vesaire falan bizim şeyimizi, önceliklerimizi geriye attı. Kesinlikle. O anlamdaki ülke olarak ve belediyeler olarak birer bisiklet merkezi kurulsa, her birinde birer ikişer tane antrenör olsa, o gençlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın vasıtasıyla ki Okul Sporları Derneği, Okul Sporları Federasyonu bu her sene yarışlar organize ediyor. Bizden de destek alıyorlar. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oradan gelen sporcular burada yetiştirilse, arkasından da diyelim 2-3 noktada işte tatbikat, bu velodrom şeklinde başkanımızın bahsettiği gibi velodromlar gerçekleştirilse, o kalbi kurmuş olacaksınız siz. Kesinlikle. Ve o destekleme sağlanmış olacak. Sizler bizler de bir yer olacak burası. Tenis kulübü gibi veya işte ne bileyim futbol kulübü gibi. Evet. Şimdi bu noktadan düşünün. Yani, sizin bir yorumunuzu alayım ben size. Çok çok doğru söylediniz. Yani biz sizin kadar bilgimiz, sizin kadar geçmişimiz yok. Hani ama biz kendi çapımızda dediğiniz gibi bir kalp olmaya çalıştık. Küçük kalplerden bir tanesi olmaya çalıştık. 3 senede B takım antrenmanlarıyla hani böyle gidonunu düz tutup 35-40 sabit de tempolu süren yani bu sürüşü gerçekleştiremeyen kişileri işte yaklaşık 3 aylık antrenmanın sonunda önce yavaş hızlarla eksikleri kapatarak dediğiniz gibi makara yapmadaki eksiklikler olsun, işte gidon hakimiyeti, düz gitme, evet. denge, işte kalçasının çok oynaması ya da işte dizinin çok kırılması gibi temel böyle yanlışları da yavaş yavaş düzelterek bisiklet üzerindeki ya 3 ayda yaklaşık 30 bizi bırakan sporcular da oluyor. Hani benim seviye geldikten sonra belki bazıları şimdi bu yayınları izleyecekler. Genç arkadaşlar belli seviye geliyorlar. Hani ilk başlarda böyle 20-28'e tutunamayan arkadaşlar 3 ayın sonunda 40-42 ile önde çeken arkadaşlar oluyorlar. İsimlerini kendileri bilirler. Ondan sonra mesela başka kulüpleri transfer oluyorlar bize bırakıp. Ama inanın ben kendi yönetim toplantımızda işte böyle kızan arkadaşlar oluyor. Ya Fatih diyor, en çok senin emeğin var. Hani 3 ay boyunca işte programlarını bırak
bıraktın. Gideceğim müsabaka varsa içlenmen lazım diyor, üzülmen lazım. Bak diyor, bir anda diyor seni bile aramadı diyor. Telefon etti diyor, abi benim işte lisansımın verin şeyini, bana yazımızı verin, ben kulüp değiştiriyorum diye. Hani böyle bir tane mesajla diyor bırakıyor diyor. Hiç üzülmüyor musun ya da tabii, hiç sinirlenmiyor musun? Ben çok sinirlendim çabuk, diyor. Çabuk moralleri bozuluyor tabii gençlerin o anlamda. Daha yeni, ben köklenmeden, yeşermeden kopuyor yani evet, topraktan. Ben inanın tüm samimiyetim şunu söylüyorum arkadaşlar. Ya diyorum, ben hiç üzülmüyorum. Ben o arkadaşlarla 3 ay çalıştım ama 3 ay sonunda olmamış da bizde olsa daha sevindim ama bizde olmuyorsa kendinde farklı bir gelecek görüyorsun farklı bir kulüpte. Gidebilir yani, yapacak bir şey yok. Hani biz çok aşırı profesyonel olup da ya yok biz senin lisansını vermeyiz. Hani git bize şunu getir falan diyecek kişiler değiliz. Hani hepimiz aklı başında. Hani bu işi zaten gönül için yapan insanlarız. Tabii öncelikte olan o. Yani 17 yaşında, 18 yaşında ne güzel diyorum, yetiştirmişiz işte. Hani 3 ay biz emek vermişiz. O bizi tanımış, biz onu tanımış. Bizim kazancımız bu. Yarın bir gün bir yerlerde der ki ya ben bisiklette bir seviyeye geldiysem bunun da verirsin 216'da katkısı var derse eğer, bizim için en güzel şey o yani. Ben arkadaşlara bunu söylüyordum diyor, söyledim yönetim toplantılarında ama hala mesela bazı arkadaşlar amacımız kalp olmak. Gelsinler bizle birlikte sürsünler, tanışalım. Belki ileride çok farklı onlar işte ama bunu Fatih'cim bunu bir sistematiğe bağlamak lazım. Çünkü evet, şu anda sürüş yaptığımız işte internet üzerinden, Instagram diye bir sistemden görüşüyoruz. Bir sistem var ortada. Evet. Dolayısıyla İstanbul'da 39 tane belki merkez kurulmayabilir. Genelde evet, İstanbul'da başka bir diyelim ki bir ili karşılaştıralım. Nüfusu da. Neden? Evet. Çünkü konsantrasyon onlara yapılabiliyor. Vali daha yakın. Başka büyük sıkıntılarla uğraşmıyorlar. İşte bölgenin bulundukları ilçenin kaymakamı yardımcı oluyor vesaire falan toparlanabiliyor. Şimdi İstanbul'un bisiklet potansiyeline baktığımız zaman siz de içindesiniz zaten. Biz de görüyoruz. Evet. Çok ciddi bir bisikletçi, bisiklet sporcu potansiyeli var. Çok güzel gruplar var. Kulübe dönüşmeler söz konusu. Şimdi bu merkezleri geliştirdiğimiz zaman onlara en yakının bölgedeki o merkeze diyelim ki 10 tane merkez yapıldı. İşte Beylikdüzü düşünebiliyor musunuz? Yani buradan bugün kalktığınızda gerçi trafik yok, çabuk gidersiniz bir Beylikdüzü'ne ya da Büyükçekmece'ye ama normal zamanda bir gününüzü alıyor gidip gelmeniz. Evet. Dolayısıyla evet, o merkezlerden yerinde yönetim söz konusu olacak. Siz de böyle online sistemlerden gerekli eğitim çalışmalarınızı, videolarınızı onlarla paylaşarak yönlendirme şansımız olacak. Bu network'ü kullanmamız lazım bizim. Bu bizim için bir sistem, bir fırsat yani. Biraz önce bahsettiğimiz IT teknolojisi, online sistemden eğitim yapılması, bir sürüş programının hepsinin kulüplerle ve spor merkezleriyle, bisiklet merkezleriyle entegrasyonu yapıldığı zaman alttan o sporcular gelmeye başlar. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Ya biz bize eğer bir yerlerde görev düşerse biz gönüllü olarak destek vermek isteriz yani. Hem yarışlar olur, yarışlardaki organizasyonel manada. Velodrom'da bir tane tecrübemiz var. Küçük belki Erol abi bir anlatırken dinlemişsinizdir. Velodrom şövalyelerini düzenlemiştik. Hatırlıyorum. O zaman daha ilk temsilcisi değildim. Altyapı şu kulüpler var. Kulüplere federasyon elinden geldiğince genç sporcularından yardım yapmaya çalışıyor falan ama bu yetersiz. Yani federasyon yetersiz anlamında demiyorum. Bu yetmez. Neden? Çünkü kulüplerin sponsora ihtiyacı var. Yani elini taşın altına koyacak ürettikleri, kazandıkları paranın bir kısmını spor alanında bisiklete yönlendirecekler ve bisiklet gruplarını destekleyecekler. Dolayısıyla sporcu yaptığı süre geçimini sağlamaya çalışıyor vesaire.
Geçen evet. 2018 senesinde biz bisiklet fuarı yapılmıştı. Oraya federasyon olarak katıldık, il temsilciliği olarak. Orada bir Malezya takımı geldi, onları ağırladık. Fatih Sultan Mehmet turundan dönüyorlardı galiba. Çocuklar böyle çok sempatik Malezyalı kişiler. Hepsi döndü bak dedi, başka bir şey yapmıyoruz biz. Peki dedi, nasıl geçiniyorsun? Biz dedi bisikletçi olarak başladık. Bisikletçi olarak devam edeceğiz. Emekli olmayacağız. Bisiklet sporuna dönerek antrenör, hakem, yönetici olarak da bu işin böyle düşündüğünüz zaman olay farklı bir yere gidiyor. Ha, bu olsun demiyorum. Yani kişi her şeyini bıraksın, sırf bisiklet yapsın demiyoruz ama bisiklet yaptığı sürece eğitim sistemiyle çalıştığı yerdeki imkanlar çerçevesinde ya da onları bisikletçi olarak çalıştıracakları kulüpler bilmeden yaşamışız. Çok da şanslıymışız diye düşünüyorum. Ankara'da 70'li 75-76'lı yıllarda spor yaparken iki tane kulüp oluşturuldu ya da vardı kulüpler. Oraya bir grup arkadaşımız maden tetkik arama şeyine girdiler. Devletin kuruluşu. Ben de birkaç arkadaşla beraber emniyet kulübüne alındık. O zamanki bisiklet il temsilcilerine bisiklet ajanı derlerdi. Tabii ajan olunca daha böyle bir şey oluyor insan. Daha bir havalı oluyor herhalde. Temsilci deyince böyle biraz şeyde kalıyor isim olarak. Sağ olsun o zamanki ajanımız Neftun Sonak'ın sporcu olarak ben oradaki hizmetimi çıkardım geçen. 4,5 sene sporculuk yapmışım ve her ay maaşımı almışım orada. Eğitimimi yapmışım sizin, aynı zamanda. Sizin ilk sigorta başlangıcı da orası mı yoksa? Orası oluyor tabii ki. Şimdi düşünün böylece buna benzer devlet kurumları. Yine emniyet olabilir, emniyet teşkilat. Şimdi başka bir şeye geçiyorum. Yeni yetişen sporcunun, yani yetiştirilen sporcunun spor esnasındaki yapması gereken şey. İşte Emniyet Spor Kulübü sonradan kapatıldı, bisiklet branşı en azından. Meta'nınki de kapandı. Şimdi mesela bu tür kuruluşlar, orman idaresi olabilir, emniyet olur. Bir zamanlar muhafız gücü vardı. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayının bisiklet takımı. Sonra kulüplerine dönerlerdi. Dolayısıyla o da bizim için eğitici bir okul gibi olmuştu Ankara'da. Dolayısıyla bunun işte belediyeler, askeri orman idaresi, itfaiyeler gibi sistemlerin içerisinde bu sporcuların kulüplerde barındırılması lazım. Ki ekonomik dayanımlar olabilsin. Çoğu sporcular ailelerinden destek almıyor. Manevi destek evet. de almıyorlar. Bizim evet. zamanımızda biz yarışlara kaçarak giderdik. Yarışlarda düşünce yaralarımızı göstermezdik, bir daha yollamazlar diye. Böyle bir süreçler yaşadık. Dolayısıyla bu sistemin içerisinde mesleki olarak bisiklet evet, kuruluşları içerisinde hareket ettiği takdirde yarın sporculuğu bittikten sonra da yine geri dönerek spora hizmet etme şansları olacaktır diye düşünüyorum. Bu bir temenni ama Avrupa, işte Malezya bunu yapıyor. Yani eğer bir bisiklet endüstrisi oluşursa yani Ali abi, zaten o bisiklet endüstrisi içerisinde sporcuya da ihtiyaç var. Tecrübeli sporculardan teknisyenler çıkacak. Yani bir endüstri böyle bir eğer bir orada bir ekonomi yaratırsak, yaratı oluşursa, dediğiniz gibi bu ilk başta sporcu üretmeye başlayacak belki. O sporcular talepkar olacak artık. Onlara velodromlar açılacak, onlara yarışlar düzenlenecek. Daha da ilerisi olacak, işte sponsorlar gelecek. Bakacaklar ki çok sporcu var ve çok izleniyor artık eskiye göre. Daha fazla izleniyor. Sponsorlar daha fazla yer almaya çalışacak. Derken de artık düşünmeyecek. Aynı bugün bir futbolu bırakan futbolcu geleceğini düşünmüyorsa, diyor ki illa bu endüstrinin içinde bir yerden ekmek yerim diyor. Hani mevcut paramı yesem bitirsem de bir yerden ekmek yerim diyor.
Gerçekten de öyle oluyor. Bakıyorsun ta 3. amatör ligde bir yerlerde bal liginde adam işte aylık 8-10 bin lira maaşla bir iş bulabiliyor yani. Bugün 8-10 bin lira maaşla mühendisler iş bulamıyor kolay. Ama bakıyorum adam yani bal liglerinde bile bayağı iyi maaşlarla meslekler sahibi oldu. Adı aklımıza kalıyor. Türkiye Ziraat Süper Ligi oldu değil mi şimdi? Ziraat Bincilik'te mesela top oynamış. Hiçbir zaman Süper Lig'e çıkamamış. Ama bu endüstri çok büyük olduğu için bir şekilde bir yerlerde iş bulabilmiş şimdi. Böyle tanıdıklar var. İnşallah bir gün bisiklet sporda endüstri büyür ve sporcular geleceği düşünmez. O çok büyük bir kaygı. Hani bizim en iyi sporcumuz Murat Kör vardı. Belki 10-12 tane... O bu 12 kürsüyü yaptıktan sonra mesela hep bir gelecek kaygısıyla iş de arıyordu bir yandan. Yani hatta bir dönem bir yer çalışmaya başladı, antrenmanlar azalmaya başladı doğal olarak. Yani neler yapıyor? Çoğu bisikletçiler, bisiklet sporunu yapmış kişiler işte başkanımız gibi kendi ekonomik güçleri ve dayanımlarıyla geri dönerek bu işle uğraşıyorlar. Onu sağlayamayan kişi spor yaptığı zaman da zaten devam edemiyor. Çünkü geçimini sağlamak zorunda. Biraz önce bahsettiğiniz gibi sizin kulübünüzde de bir şey olmuş. Yani bir değişim olmuş. Nedir? İşte bekarken evlenmişler, çocuklar olmuş vesaire falan. Bu takdirde önünde sporcunun çok daha rahat hareket edeceğini düşünüyorum ben. Kesinlikle. Bu çok bütün spor dallarında olduğu gibi bisiklette de bu böyle. Bu arada sizin zirve sürüşü nasıl gidiyor? Tamamlandı mı? Valla ben tamamen koptum yani. Bir pedalları yavaşlattım. Çeneye kuvvet gidiyoruz şu anda. Devam ediyorum ben. Yayınımızın sonuna da geldik Ali abi. Bir yandan da yavaş artık kapanışı aslında biz yayınımızı çok geçtik. Bizim yayınımız 1 saat 15 dakikaydı planlanan. Şu an 1,5 saate doğru gelmişiz. O zaman bir iki temenni de bulunarak konuyu inşallah toparlayalım. Başkanımız da bizi izliyordur sağ olsun. Başkanım bisiklet sporunu son derece seven bir insan. Hiç doğruluk anlamında kimseye eyvallah olmadan doğru yoluna giden birisi yani. Dümenini doğru yola çevirir ve gider. Onu kendisini tebrik ediyorum ve birlikte başladık. Birlikte de devam ediyoruz inşallah. Arkadaşlarımız var, grubumuz var. Onlarla senede iki kere buluşuyoruz. Şimdi Gençlik Spor Bakanlığı'yla sabah görüştüm, il temsilciliğiyle. Şu anda 3273 tane erkek, 408 tane kadın, toplam 3681 sporcu var. Lisanslı bisiklet sporcusu. Bunlardan faal olanlar, yarışa girenler 952 tane erkek, 116 tane kadın. Toplam 1068. Evet. Bunu ben 2020 olarak almadım çünkü çoğu vizelerini yaptırmadı bu salgından dolayı. 2019'un son kayıtları bunlar. Yani 1068 tane sporcu var İstanbul'da. Bir de Gençlik Spor'la ve Ankara'da Gençlik Spor Bakanlığı ve İl Gençlik Spor Müdürlüğü ile görüşmelerimden bu kafile listesi, seyahat belgesi, yarışmamız oldu bizim. Yavaş yavaş sistem oraya doğru gelişiyor diye düşünüyorum. Sayın Başkanımız da dinliyor şu anda. Dolayısıyla bunu da gerçekleştirirsek sporcunun yarışa gitmeden önceki o form doldurma çilesi ortadan kalkar. Ne güzel gerçekten. Çok güzel olur. Yani çağımız 2020 yılı... Sporcu arkadaşlarım bugün duydu. Evet buyurun. Duydukları en güzel haberlerden biri bu. Kesinlikle. Instagram'da biraz gecikme var Ali abi. O yüzden ben bir şey söylüyorum ama sana geç gidiyor. O yüzden kusura bakma lafını bölmüş gibi oluyorum. Aslında araya ben girmiş oluyorum ama sana geç gidiyor. Yok. Fark etmez. Yolda sürüyor olsak da ancak böyle haberleşecektik zaten birbirimize. ya trafik bir şey gelecek duracaktık ya bir araba sıkıştıracak bizi ya işte tempo artacak konuşma. Kesinlikle kapatalım programı. Erol
abiyle de görüştük. İnşallah birlikte sürelim dedik. Tabii inşallah böyle... onu yaparız. Diğer kulüpteki arkadaşları da işte alırız. Pelotonist olur, siz olursunuz. Diğer evet. Arkadaşlar geçen sene hatta İTÜ'deki yarışta bir arkadaş kardeşimizin kaza geçirmişti. Parmaklarında hasar vardı. Toparladı. Bizim ekipteyiz. Biraz önce işte benim yayında bahsettiğim arkadaşlardan bir tanesi. Hani çok böyle istekli bir arkadaştı. 3 ay boyunca birlikte antrenman yaptık. Sonra peritoniste geçti. Güzel bir sporcu. İnşallah ileride güzel dereceler alır. Kemal da abi doğru hatırlıyorsun. Seve seve katıldık. Diğer iki arkadaşımız da olsa aramızda, onlar da güzel şeyler anlatacaktı ama gerekirse bir yakalama toplantısı daha yaparız yakın zamanda, kısmetse. İnşallah. Ve sahalarda, yollarda buluşmak üzere diye temenni ediyorum. Velodrom'dan buluşur, oradan da alırız. İnşallah. Ben de çok memnun oldum Ali abi. Hem sen de hem Erol abiyle tanıştığımız için. İnşallah dediğiniz gibi yollarda buluşalım. İnşallah bir an önce şu salgını atlatalım, yollarda buluşalım. Ondan sonra da hem sizin ilerideki projelerinize biz gönüllü olarak destek olmak isteriz. Mutlaka aklınızın hani bir yerlerinde biz de olalım. Hani bu Beykoz yarışı. Kesinlikle tabii. Oralarda organizasyon olarak desteğimiz eğer gerekirse biz hazırız. Hani geliriz. Yani yarış organizasyonlarında sizlere haber verdikçe o zaman mesela geçen sene Selanik Samsun etkinliği vardı. Orada da bulundunuz. Peratonist oldu, siz oldunuz. Dost Bisiklet karşıdan, Ali Ölmez Bisiklet Kulübü'nden arkadaşlar, Anka Bisiklet'ten arkadaşlarımız oldular. Dolayısıyla bu sene öyle bir şey çıkmadı. Zaten olamazdı da bu şartlarda. İnşallah birlikte kesinlikle olmak dileğiyle çevirmeye devam ediyoruz. Dengede kalmaya devam ediyoruz. İstikameti hep doğru yöne çeviriyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Herkesi selamlıyorum herkesi. Şöyle selamlayalım bari. Evet. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum size. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Evet, herkese bu arada sadece Ali abi değil, herkese iyi akşamlar. Thank you.